İsmail Saymaz Sözcü gazetesi Seçil Erzan asıl dolandırılan benim. Ben dolandırıldım. Boşlu duruma düşen benim. İnsanlar mal mülk sahibi oldular. Denizbank Levent Şube Müdürü Seçil Erzan, İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 20 Kasım'da görülen ilk duruşmada kendisini bu sözlerle savundu. Paralar nerede miydi? Dedi ki, birilerinin evlerinde, arabalarında, kolundaki saatlerde, yurt dışı seyahatlerinde, ikinci evlerinde, üçüncü yazlıklarında cebinde. Sesli ve görüntülü bilgi sistemiyle kaydedilen duruşma geçen gün 174 sayfalık tutanak haline getirildi. Terim 300 bin dolar verdi. Erzan 2011 yılında bir yakını tarafından verilen parayı borsada batırdığını kaydediyor. Sonradan toparlandığını ve 2021'e kadar borcunun olmadığını ileri sürüyor. Fatih Terim'in parasını işletince borç sarmalığına girdiğini söylüyor. Tutanaktan, mahkeme başkanı, yakınlarınız para verdi, siz değerlendiriyor muydunuz parayı? Erzan, evet değerlendiriyordum. O yakınlarım şimdi diyor ki, bilgimiz dışında para çektim. Öyle bir şey yok. Herkes kendi rızasıyla. O dönemde değerlendiriyordum. Halka arzlara giriyordum. Ödeyemediğim zaman kredi çekiyordum. Mahkeme Başkanı: Neden böyle bir şey yapıyordunuz? Erzan: Ortak paydamız paradan para kazanmakta ama kazanmadım bugüne kadar. Mahkeme Başkanı: 2020 yılından sonra. Erzan: Gayri kaydi kazançla çoğaltmak isteyen birisi parasını teslim etti bana. Mahkeme Başkanı: Kim bu? Sanık Seçil Erzan. Galatasaray'dan birisi. Bu aşamada isim vermiyor. O dönem kulüpten ayrıldı. Her istediğinde hayatını devam ettirmek ve ödemelerini yapması için para ödüyordum. Hayır diyemiyordum. Mahkeme başkanı size bir miktar para verdi. Erzan evet elden. Mahkeme başkanı ihtiyaç oldukça gönderiyordunuz. Erzan istediği para verdiği paradan çok çok fazla olmaya başladı ve hayır diyemedim. Mahkeme başkanı herhalde para giriş çıkışı oluyordu. Erzan Hayır, bir defa oldu. 300 bin dolar gibi bir şeydi. Mahkeme başkanı, pay der pay veriyordunuz. Erzan, ya 50 bin dolar isteniyordu, ödeniyordu, 100 bin dolar isteniyordu, ödeniyordu. Mahkeme başkanı, hayır diyemediniz. Erzan, demedim, diyemedim. Ne yapıyordun? Bu paranın üretilmesi gerekiyordu. Kendim ipotek verdim, araba sattım, Florya'daki evimizi sattım, kuzenlerimin parası gelip gidiyordu. Onlardan ödüyordum. Sonra çok fazla olmaya başladı. 2021 Temmuz'a kadar sorun yoktu. Ta ki ismini vermek istemediğim kişi Ayhan Akman'ı ve Fırat Özdemir'i kastediyor. Benden para alan insanların çok kazandığını bildiğinden dolayı ilk önce birisi geldi. Daha sonra öbürünü getirdi. Bir verdilerse 100 almaya, 200, 300 istemeye başladılar ve sonra veremedim. Tehdit edilmeye başladım. En büyük korkum bankadan attırılmaktı. Kayınpederin referansıyla Savcı ilk kim geldi size diye sordu. İlk başta terimin adını vermeyen Erzan sorular karşısında tamam dedi. Mahkeme başkanı, herkes anladı kim olduğunu, Fatih Terim'i mi bahsettiğiniz kişi. Erzan, herkes sözüne güveniyordu. Mahkeme başkanı, 300 bin dolar diye bahsettiğiniz bu kişi Terim miydi? Erzan, tamam. Mahkeme başkanı, Terim'i tanıyor musun diye sordu, tutanaktan. Erzan, tanıyorum. Mahkeme başkanı, oldu mu aranızda para alışverişi? Erzan, evet. Mahkeme başkanı borcunuz var mı? Erzan asla yok. Erzan sorguda Terim'in damadı Volkan Bahçe Kapılı üzerinden Emre Belezoğlu'nun parasını aldığını anlatırken fon düzeneğini Terim'in bildiğini ima ediyor. Bahçe Kapılı'nın kayınpeder referansıyla geldiğini kaydediyor. Erzan Bahçe Kapılı ailesinde beni iyi tanıdıkları, sevdikleri, bankacılık işlemlerinde bilinirliğim olduğu için referansa geldi. Teyit ederek geldi kayınpederinden. Avukat Şekip Mosuroğlu. Kayınpederi kim? Erzan Fatih Terim. Ne Terim damadı bahçe kapılı ne avukatı Turhan Karataş Erzan'ın ifadesine itiraz etti. Para birilerinin kolundaki saatte ikinci evinde. Erzan topladığı parayı alacaklı ve mağdur olduğunu savunan kişilere verdiğini ileri sürdü. İnsanların faiz adı altında normale tamah etmemeleri beni bu hale getirdi dedi. Bankada esir alındığını, kapısına dayanıldığını, tartaklandığını ve önüne mermi konulduğunu iddia etti. Erzan, dolandırıcı olsaydım gemi batar ben kurtulurdum. Bakiyenin birilerinin evlerinde, arabasında, kolundaki saatlerde, yurt dışı seyahatlerinde, ikinci evlerinde, üçüncü yazlıklarında cebinde olduğunu herkesin bildiğini biliyorum. Herkes bana ikna olmuş halde geliyordu. 2011'de Denizbank Florya şubesine müdür oldum. Galatasaray Metin Oktay tesisleri Florya'da olduğu için bankacılık işlemlerinden dolayı camiada bilinirliğim oldu. Ben dolandırıldım. Fon denen bir şey çıktı. İradem dışında oldu bu. Galatasaray'daki futbolcularla yakın olduğum dönemde paralarını değerlendirme konusunda destek oluyordum. Doğru ürünler arsa almalarını sağlıyordum. İnsanların parasını zimmetle almadım. Birileri beni dolandırdı. Ben de bu duruma geldim. Annemi yaka paça dışarı attı tefeciler. Arabamı sattım. Her şeyi sattım. Bu insanların faiz adı altında aza değil normale tamah etmemeleri beni bu hale getirdi. Yüzlerce senet verdim. Şubat'a kadar problem yoktu. Ana para ödeniyordu. Fakat Şubat'tan sonra inanılmaz baskı altına girdim. Yani 7-24 evime geldiler. Kapılar yumruklandı. Bankada beni esir aldılar. Arabama GPS taktılar. Kolumdan saatimi aldılar. Tartakladılar. Önüme mermi koydular aklımı oynatacak gibiydim. Beni tehdit edip bankadan seni işten attıracağız dediler. Kağıt parçası istiyorlardı. Kağıt parçasına yazıyordum. Çünkü bu sizin paranız size borçluyum demek için. Doğruyu söylemiyorsun. Bankanın üst düzey yöneticileriyle para paylaşıyorsun. Sen yurt dışına götürdün diyorlardı. Senaryolar üretilmeye başlandı. Ali'nin parasını veriye. Erzan şiddet gördüğünü iddia etti. Tutanaktan. Annemin evinde darp edilmiştim. Elime kağıtlar verilmişti ve videolar çekilmişti. Dolandırıcılık yapsaydım cebimde param olurdu. Evimizde 66 bin lira annemin bakıcısıyla beraber biriktirdiği para vardı. Cüzdanımda 100 dolar çıkmamıştı. Vizem vardı. Kaç git dediler. Bankayı dolandır dediler tamah etmiyor, doymuyorlardı. Birkaç kişiyi mağdur etmek zorunda kaldım ama bu dünyadaki herkes etimden, sütümden, canımdan, her şeyimden faydalanmış. Şu an canımla kaldım, hiçbir şeyim yok. Ben dolandırıldım. Borçlu duruma düşen benim. İnsanlar mal mülk sahibi oldular. Tabii ki zararda olanlar, ana parasının bir kısmını ya da tamamını alamamış kişiler var. Evet haklılar. O zaman bu çarkın suçlusu kim? Yani Ali'nin parası Veli benden zorla gelip aldıysa bankada alacak kuyrukları. Avukat Merve Karaduman insanların bavulla para getirdiğini belirterek bu paraları nasıl dışarı çıkarıyordunuz diye sordu. Erzan'ın yanıtı ibretlik. Erzan zaten yarım saat içerisinde herkes parayı alıyordu. Karaduman biri mi gelip alıyordu? Erzan kapanın elinde kalıyordu. Mahkeme başkanı biliyorlardı para geldiğini. Erzan beni bekliyorlardı. Şube önünde bekleyenler vardı. Arkada bekleyenler vardı. Sürekli arayanlar vardı. Mahkeme başkanı: Söylüyordunuz para geleceğini Erzan. Tabii bankaya gelip bekleyenler vardı. Öbür odada bekleyenler vardı. Karşısında oturup bekleyenler vardı. Mahkeme başkanı: Odanıza para teslim ettiğiniz oluyor muydu? Erzan: Oluyordu. Bir delikli akçe almıyordum.